için TÜİK de enflasyon oranını açıkladı aslında ve %48.69'a yükseldi. Şimdi hem bu artan enflasyon oranlarını değerlendirmenizi rica edeceğim, hem de acaba bunu TÜİK Başkanı'nın değişiminin etkili olup olmadığını yönde ne düşünüyorsunuz? TÜİK Başkanı'nın değişimiyle ne kadar ilgisi var onu bilmiyorum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Açıklanan rakam düşük bir rakam. Zaten ENAG'ın açıkladığı rakam bunun çok daha üstünde. Zaten yani pazara gidince, alışverişe gidince, hatta alışveriş merkezlerine gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları da bunun en açık kanıtıdır. Yani %127 elektriğe fatura gelmiş ama enflasyon oranına bakıyorsunuz %49, 48 ya da 50 civarında. Gerçeği yansıtmıyor. Gerçek mutfakta. Gerçek mutfakta. Dediniz ama ek yapmak istiyorum. Hazine Bakanı Nebati de enflasyon Nisan ayında %50'nin altında tepe yapacak. Enflasyonda %50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam. Yanılmamış, doğru. TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş. 50'nin biraz altında göstermiş. Nebati Bey üzülmesin diye. Efendim ilk yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Ukrayna ile ilgili işte konuştu. Bizim kararlarımızı tanımayanın kararlarını biz de tanımayız dedi. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şunu gösteriyor. Bizim ülkemizde anayasa yok. Bizim ülkemizde hukuk yok. Bizim ülkemizde yasalar yok. Biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Biz sadece kendi ülkemizde ülkemizi dilediğimiz gibi yönetir ve arzu ettiğimiz mahkemeden arzu ettiğimiz kararı çıkartırız anlamına geliyor. Eğer siz bir anayasa yapmışsanız, anayasada düzenlemeler varsa, o anayasaya göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacaksanız ve siz bunu zorunlu olarak bütün yargının uygulaması gerekiyor demeniz gerekirken hayır biz bunlara uymayacağız demeniz, bizim ülkemizde otoriter yönetim var, ben ülkemi istediğim gibi yönetirim, siz ne derseniz deyin anlamı çıkar. Bu Türkiye'nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Söyleyen kişinin de unutmaması lazım. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bu da bizim açımızdan son derece kritik bir süreç. Efendim şimdi Trabzon'da biliyorsunuz malum kameralara bir çocuğun aslında seslenişi yansımıştı. Yeni bir video ve açıklama... Şöyle ifade edeyim. O sevgili evladımızı çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum. Hiç kimse merak etmesin. Hoşça kalın efendim. Sağ olun.